Azerbaycan ve Ermenistan Karabağ'da ikinci kez ateşkes ilan etti. Türkiye bu haberi CNN Türk ekranlarından öğrendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdüleyeva ateşkesin insani amaçlı olduğunu söyledi. Ateşkes gece yarısı yürürlüğe girdi. Şimdi böyle bir haberi sizinle paylaşmak isterim. Şu radelerde 18 Ekim saat 00'dan itibaren İki devlet yeniden insani ateşkesin ilan edilmesi kararı verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdüleyeva ilk kez CNN Türk'te açıkladı. Bu açıklamadan iki saat sonra Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi. Ateşkes Agit Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerin çağrısına uygun. Gece yarısı başladı. İnsani amaçlı ve geçici. Bunun amacı ise her iki tarafta bulunan esirlerin, saklanılan kişilerin, aynı zamanda cesetlerin değiştirilmesi maksadıyla. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ateşkes bu görüşmede de gündeme geldi. Çavuşoğlu'na başlamadan önce bilgi verildi. Bayramov konuyu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da ele aldı. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmelerden sonra 10 Ekim'de de insani ateşkes ilan etmiş. Ancak Ermenistan ordusu 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırmış, 10 kişinin ölümüne neden olmuştu. Ermenistan o günden beri sivillere saldırmaya devam etti. 15 Ekim'de Terter'de mezarlık, 17 Ekim'de ise yine Gence vuruldu. 20'ye yakın sivil hayatını kaybetti. Abdüleyeva Azerbaycan'ın ateşkesten, barıştan yana olduğunu söyledi. Barışı da istemeyen, ateşkesi de ihlal eden Ermenistan tarafı söyledik. Bunu zaten tüm dünyanın gözü karşısında Gence kendine saldırılarıyla Ermenistan bunu bir daha ispat etmiş oldu. Şimdi yeniden ateşkes derken bu insani ateşkese razılık verdik. Şimdi buna mı uyacak? Bunu zaten karşıdan gelen saatlerde göreceğiz. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Ermenistan'ın Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında olduğu yönünde yalan bilgiler yaydığı belirtildi. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır denildi.